Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben nerede, hangi sosyal medya platformuna, ne zaman, ne tür video çekeceği belli olmayan Cihan Albay. Nasıl? Yeni girişim. Güzel değil mi? Arkadaşlar bugün biraz meraklısınız, farkındayım ama çok enteresan bir görev yapacağız. Yine çok sıkıldık. Yine aksiyon istiyoruz. Sinema salonunda bir gece geçireceğim. Bu AVM'nin içinde olduğu için, güvenliği bol olduğu için çok zor bir görev olacak. Yiğit, ben çok heyecanlıyım. Ağzım dilim yine kurumaya, sürüşmeye başladı. Arkadaşlar AVM'nin biraz 5-10 metre uzağındayız. Kamerayla çekime izin vermiyorlar, müsaade etmiyorlar. Önce içeri bir sivil takılmaya gelmiş gibi bir gireceğiz. Ondan sonra sinema salonuna gideceğiz. Güvenlik önlemi var mı? Sinema salonuna şu an biri bakıyor mu? Abi yemin ediyorum var ya, YouTube'a girdiğimden beri bir adam gasp etmediğim kaldı bu arada Yiğit ha. Oraya gir, gizlice gir falan filan. Bu benim en zor görevlerimden bir tanesi olacak arkadaşlar. Bana bir şey olursa kanalıma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Belki ben yukarılardan bir yerlerden kanalımı hala izliyor olacağım. Lütfen bana sahip çıkın. Şimdi yavaş yavaş AVM'ye doğru gideceğiz arkadaşlar. İçerideki bütün önlemleri alacağız. Kim? Twitch'te bir tane abi var, ona benziyorsun. Oğlum işte o, yatıcımdan bahsediyorum. O zaten. O şu şey, demek kafaların ki... şey videosundaki. Hah evet, ama demek ki ismini bilmiyorlar çocuğun, farkında mısın? Vıtıcın zor bir isim baba, normal ismini kullan Allah aşkına. Arkadaşlar, ben şimdi YouTube videosu çekeceğim. Gizli bir görev, bana dua edin. Hangi duaları biliyorsun? Hemen hafızı yaptım bir sene. Ciddi misin? Ama bitiremedim. Bitiremedin mi? Amin. Ağzına sağlık kardeşim benim. Bu saatten sonra bana hiçbir şey olmaz. Şu an böyle handikemle beraber gireceğim içeri. Hocam selamünaleyküm. YouTube videosu çekecektik diye. Şimdi yavaş yavaş AVM'ye doğru gideceğiz. Görevimizi tamamlamaya çalışacağız. Bu gece bir sinema salonunda kalacağım arkadaşlar. Sinema sektörü bitiyor diyorlar. Warner Bros. Bundan sonra bütün filmlerini aynı zamanda HBO Max'ta yayınlayacakmış. İstediğini yayınlasın. Bazı filmler sadece sinemada izlenir. Bu sene beklediğim inanılmaz filmler var. Arkadaşlar çok fazla uzatmadan, kamerayı da içeride göstermeden burada kesiyorum. İçeride görüşürüz. Bay bay. Bana dua edin. Arkadaşlar şimdi AVM'nin içine girdik. Ben önden girdim, Yiğit arkadan girdi. Şimdi kameranın bizim elimizde olduğunu görmüyorlar. Burada ıssız köşeye bir yere geçtik. Şimdi ince ince sağdaki sinemaya gireceğiz. Muhtemelen oraları gösteremeyeceğiz ama bir en azından girmeyi deneyelim bro. Şu an kimse bizi görmüyor. Bu taraf boş, terk edilmiş zaten. Bir yavaş yavaş yana doğru girelim. Çünkü önce sinema salonunda salonlara girebilecek miyiz? Kapı açık mı onu görmem lazım. Kapı açıksa içeride bir yer kendime edineceğim. Kapanana kadar bir şekilde uyum sağlayacağım ama açık değilse o zaman işler değişir. Gel bakalım ne yapacağız. Ben altta tutayım kamerayı da. Altta tut. Bu arada arkadaşlar buraya ilk defa geliyorum. Yani bu AVM'nin sinemasına ilk defa geliyorum. Evet arkadaşlar şu an sinemamızı bulduk. Yavaş yavaş sinemaya doğru giriş yapacağız. Her yerin ışığı kapalı, zifiri karanlık. Şu an benim flash gözüme alıyor. Yavaş yavaş girelim mi? Ben heyecanlanmaya başladım Yiğit. Umarım sıkıntı olmaz oğlum ya. Abartıyormuşum. İçeri ışık tutmam lazım yani. Ya birisi varsa ışığı görsün. Burada muhtemelen bir yıldır kimse yok oğlum. Bayağı zombi filmine dönmüş. Baksana kapatmışlar burayı. Abi yok, burası bayağı kolilerle falan kapalı, imkanı yok. Asansörü çağır. Asansörü mü? Hangi asansörü çağırdın? Sol. Ha, asansörü bilmem burada. Ben şu an korkuyorum buradan. Burası. Bak. Ya burası. Aa, şu ikinin ışığı yanıyor. Senin ışığı yanıyor da. Niye yanıyor ki acaba? Unutmuş da mıdır ki? Acaba birisi mi var içeride? Valla bilmiyorum da bence içeride bir liseli çift var bro. De şu an burada nasıl yapıyor? Sessiz gel. Gelsene. Kapılar kapalı. Nasıl gireceğiz buraya biz? Alttan kilitlemişler. Oha Yiğit, vidalı olur kapılar. Nasıl gireceğiz? Bir şey diyeceğim, sen çantada bir şey getirdin mi? Vida falan, şey, tornavida falan bir şey var mı? Çantada niye tornavida getirdin? Sen her şeyi halleden bir insan olduğun için genelde böyle şeyleri taşıyorsun yanında. Bizim öncelikle şu an görevimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tornavida, herhangi bir şey bulmak. Orayı çünkü açamazsak hiçbir anlamı yok. Salona girmem lazım benim. Salon bayağı iyiymiş biliyor musun? Full kütüphane burası. Şöyle filmlerdeki gibi bir tane kitabı açsam ve bütün sorunlarım çözülse. Kıvanç'ın alacağım. Mestur. Ben buraya girmek için bir destur istiyorum ama mestur da... Oğlum çok korkunç değil mi? Gel. Güzel bir kapı açılıyor. Oğlum buraya biri girer, bizi bulursa var ya, yemin ediyorum bir daha hayatımız boyunca Snapping'e falan giremeyiz ha. Gel. Burada
Hayatım boyunca hep çalıştırmak istediğim bir mısır patlatma makinesi var. Bunu bugün çalıştıracağım. Aşağıdan mısır da alacağım ama önce salonun kapısını açmak için bir şey bulabilirsem benim için sorunun büyük bir kısmı halloluyor. Burada yok. Bir şey diyeyim mi? Pandemiden beri buraya muhtemelen kimse girmiyor biliyor musun? Bak en son film isimleri. Yani bir fikrim var mı ben nereden Bornavi'de bulacağım? Ve gözüm hiçbir şey görmüyor şu an. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Bir dakika dur. Işık vurur musun biraz şuraya? Sana yemin ediyorum. İnanmayacaksın ama gerçekten bu şaka gibi biliyor musun? O neydi lan? Bir şey olursa kaçarım ben. Yan tarafta da Alperen de çekiyor herhalde. Alperen de hep burada bu arada. Bronzla beraber PlayStation oynuyor şu anda. Bir şey yapıyoruz ama. O bir. Oğlum abone koyarım ne oluyor? İçeride sitçin mi oynuyor ya? O ses ne bu gerçekten? Küsmeye başladın ha. Vallahi bir şey olursa can yemin ederim bırakıp kaçarım seni. Koş oğlum zaten manyak mısın? Beni düşünme. Elektrik lazım. Hassiktir. Bir şey diyeceğim, elektrik lazım. Jeneratörleri bulsak. Oğlum ya harbiden korktum artık ha. Ne oluyor oğlum orada ya? Şey gibi sanki. Sanki biri derdi korkunç. Ya gerçekten biri içerideki kilitli kapıyı açmaya çalışıyor muhtemelen veya ev parfümü falan fıslıyor bilmiyorum ikisinden biri. Sigortayı açmamız lazım, elektriği bağlamamız lazım. Ecenaz'ın son videosunda sigortaları çok kolay bir şekilde bulmuştum ama. Muhtemelen burası. Açalım abi. Burası sinema kapısına benziyor. Şakaydı. Buna gel. Bulduk. Üst lobi tavan, alt lobi tavan, yedek, sinema 1-2, önü üst. Okey, burası. Hepsini açıyorum bunları. Bütün alt kat aydınlansın. Yes, açıldı. Gel. Evet. Gel önden. Gel önden, gel önden. İlk defa bir sinema salonu şu an kendime ait hissediyorum. Oraya çok yaklaşma, içeride biri var net yani. Açtım lan. Ooo, güzel salon. Ha? Of. Harbiden bir şey değil mi? Alper Rende'ye hak veriyorum ya. Şuradan bir FIFA oynamak isterdim ya. Ben mesela sinemaya geldiğimde ne en arka ne en ön abi. Ortada bir yerler şöyle. Of, yemin ediyorum böyle var ya bir şey diyeyim mi? Güzel bir kafa tatili vereyim. Şöyle bir sinema salonunda bir hafta falan geçirmek istiyorum ya. Bana böyle popcornu ver, içecekleri ver, doldur. Ve buradan kalkmadan bütün hayatımı geçireyim bir hafta boyunca. O kadar yoruldum ki bro. Ama çok güzel gidiyor her şey. Buradan film açmaktan ziyade sallıyorum kendi YouTube videomu şuradan bir tane izlemek istiyorum mesela. Bir izleme mi Yiğit? Ters ters baktım. Ben alıştım ha. Yani ben normal pandemi bittikten sonra da kimse bana sinemaya para verdiremez. Abi şu kitapları böyle üstte görünce hangi film aklına geldi? Pat diye bir kitap düşse mesela şuradan benim küçük halim. Interstellar. Cihan acilen AVM'den çıkman lazım müdür a** koyacak seni. AVM kapanmadan markete gidelim. Marketten yiyecek içecek bir şeyler, soğuk sandviç falan bir şeyler alalım. Ondan sonra gelelim evimize dönelim. Ondan sonra keyif bizde kafamıza göre takılacağız. Ama bir şey diyeceğim AVM'de buna izin vermeyecekler çekime. Gizli gizli bir şeyler yapmamız lazım. Bununla çekemeyiz ama. Bununla çekemeyiz. Telefonla çekeriz ya. Aynen arkadaşlar ben bunu burada kesiyorum. Ya telefonla çekeceğiz. Ya da çekemeyeceğiz. Çekemeyebiliriz. Eğer o kısmı görmezseniz affedin. Arkadaşlar ürünlerimi aldım. Burada şu an geceyi geçirmek için her şeyim tamam. Şimdi öncelikle mısır patlatmamız lazım. Mısırımızı patlatacağız, sonra salonumuza geçeceğiz. Sonra da üstten filmimizi açacağız, sonra keyfimize bakacağız. Arkadaşlar kendi mısırımı kendim aldım. Şu an çalışıyorum. Mısırlar patlarken biz de
projeksiyon açmaya gidiyor. Bunu mesela tek başıma çekemezdim biliyor musun? Vlog kamerasıyla falan al. Buna 250 bin like gelirse arkadaşlar bir günde tek başıma deneyeceğim. Projeksiyon. Ne izlemek istiyorsun? Ne açayım sana? Büyük ekranda ne izlemek istersin? Hayır. Dev ekranları Cihan Bayrak izlemek ister misin? Cihan Bayrak izlemek isterim. Evet arkadaşlar, en az bunun kadar, bu video kadar aksiyonlu olan "Hayır dersen ölersin" videomu açıyorum. Ve dev sinema perdesinde gidip YouTube videomu izleyeceğim. Hadi bakalım, gel mısırımızı alacağız. Hızlı, koş. Al. Kapağı kapat. Ağzını nerede? Sana da yapacağım. Allah Allah. Büyük boy, küçük boy. Orta boy. Orta boy mu? Orta boy içecek menüler. Orta boy 15 lira bro. Yapacak bir şey yok. Var mı göç cebinde, alırım ben. Sonra hesaplaşırık. Çok mısırımız yok. Fena değil. Ses geliyor. Aha video. Kop 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 kop. Oğlum ne yapıyoruz biz ya? Bir bilet almadık. İçeride komedi filmi var gel. Oha çok iyi. Kapıyı kapatalım. Bu filmi üçüncü kez izliyorum bu arada. Ya ama reklam girdi ya. Biraz düşüneceğim bir dakika. Ben tuvalette düşünüyorum. Bir tuvalete gelsene. Güzel film. Oğlum çok keyifliymiş lan. Biraz heyecanlandım. Adamın sandalyeyi aşağı falan. Evet, ben şey yapmıştım. Alper'in sandalyeyi çıkardım. Sonra bir koydum, ölüyordu az kalsın. Sandalyenin üstüne çık. Alper tüm gücünle 3 deyince yukarı zıplamanı istiyorum. 1, 2, 3. Yarım saat sonra AVM kapanıyor. Ya oğlum nasıl bir istek ya? Ne yapacağız? Yarım saate kapanıyor. Şu an muhtemelen 15-20 dakika içinde bütün AVM'yi kontrol edecekler arkadaşlar. Ve ben şu an sinema salonunu esir aldım, yerlerleş gibi. Abi stüdyo daire yeni çıktım. 78 metrekare brütü. Neti ve 50 metrekare var. 4500 lira kira. İstanbul'da bunlar çok normal. Şurada da gördüğünüz gibi arkama, afişime şey yaptım. Kendi YouTube kanalımın görselini koydum. Buradan bir değerlendirme yapacağım. Hangi videolarım izlenmiş, neler izlenmemiş, eksiklerimiz ne, neleri tamamlamamız lazım. Buranın sıcaklığı gayet iyi bu arada. Gece yattığımda, uyuduğumda üşüyeceğimi sanmıyorum. Annem hep şey derdi. Oğlum uyuyan üstüne kar yağarmış. Bütün gece ne yapacağız lan burada? Hiçbir bilgim yok. Oyun oynayalım mı seninle? Oyun. Sürpriz. Sen şimdi çık baba. Çık, bunu sen de bilmiyorsun. Sen çık. Bir 10-15 saniye yok ol. Tamam, sonra gel beni burada bulmaya çalış. Tamam. Aslında yok. Sen görme görme. Ben kamera görsün. Kamerayla çıksan. Sen kamerayla beni bulmaya çalış. Ama içeride ne yaptın? Gözükmeyecek ya. Anlayacaksın. Gezerken göreceksin. Ha, peki. Görüşürüz. Cihan geliyorum. Buradayım ya. O ne lan? Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim, bunlar kim? Ceketi benim işte. Ceketi benim, diğerleri arkadaşlar tanımazsın. Rıdvan abi gibi olmuşsun. Evet evet, gri ceketi benim. Açık ceketi var ya. Diğeri? Ulan acayip bir olmuşsun, bir anda eridim ya. Hareket edemiyorum ama her şimdi vücuduma. Helal olsun. Koltukta yatmış kafan. Aynen kanka, yattık, uzandım biraz ya. Ben şimdi bu geceyi burada geçireceğim. Erzaklarımı da aldım. Arkadaki açık ceketli Cihan var ya, videoyu çeken kişi o. Beni kendisi buraya çağırdı. Kanka dedi, YouTube kanalın var mı dedi. Yok dedim, bro ne arar ben YouTube kanalı. Ben dedim mühendisim. Bro dedi, sinema salonunda bir gün geçirmek videosu çekeceğim, beraber kalalım dedi. Bro dedim, beni sal, beni uğraştırma. Sen dedim takıl. 500 bin aboneye geçtin, hala tek başına kalamıyor musun dedim. Yok baba, gel 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 gel. Ben Sinan bu arada. Selamlar. Güzel çekiyorsunuz ya videoları. Ne kadar kazanıyor musunuz bu arada? Cihan kazanıyor mu? Kazanıyor. Ciddi misin ya? Hamur alacak önümüzdeki. Şaka yapıyorsun, hamur alacak. Hiç birinden özendi muhtemelen. Hamurda hiç nereden bilecek Cihan hamuru? Bro vallahi güzel ya, YouTube YouTube. Ben Mecidiyeköy'de yaşıyorum burada. Profili AVM'nin tam yanında. Cihan'la liseden arkadaşız biz. Öyle çağırdı, gel kanka hani muhabbet olur falan diye. Kafama vurmuş, beni bayıltmış piç burada. Bir saattir burada uyuyorum. O nerede? Orada sızmış. Orada mı? Allah Allah. Cihan! Bro ben kaçıyorum ya. Bro bende bir şaka, espri kabiliyeti falan da yok zaten. Sen videonu çek. Baksana abi uyumuş ya. Oğlum ne kadar zayıflamışsın. Ya bak, bu çocuk YouTube'a girdiğinden beri var ya kendini kaybetti biliyor musun? Baksana yayılmış koltuğa.
Vay be canım. Yok olmuşsun be oğlum. Ha? Üzüldüm valla. Neyse ben kaçıyorum, burası size başarılar. Enes Batur'u tanıyor musun bu arada? Bazen. Bazen tanıyor. Bazen hafızanı mı kaybediyorsun? Cihan'a uyarınca söyle, ararım ben onu. Tamam. İyi video. Ya ben mesela bir Cihan Alabayrak fanı olarak kendisi burada yatıyorken kanalının değerlendirmesini yapayım. Şu balinalı video güzel. Tek başına güzel idare etti. Yani espri kabiliyeti olsun, işi modere etmesi olsun bence başarılı. Küçük orta büyük bu galiba Enes Batur'la ilk çektiği videolardan bir tanesi değil mi? Bir anda burada bir hype, bir kanal bir hype yapmaya başlamış, izlenmeler artmaya başlamış. Ecenaz da güzel kız, tanıyorum kendisini. Özellikle TikTok'ları falan çok başarılı. Hayır dersen ölersin 3 milyon izlenmiş. Bak bu güzel bir videoydu. Özellikle Cihan'ın kapakta vücudunu sergilemesi izlenmeye bir şey katmıştır diye düşünüyorum. Güzel vücudu var Cihan'ın. Cihan bir erkekle orada el ele toplantıya girdi, gördün mü? Gördüm ya. Ne düşündün? Var, hep yapıyor ki. Camlardan Jenga var. Bu son video. Camlardan Jenga bence gayet eğlenceli bir video. Yine Ecenaz'la çıldırdıkları bir video olmuş. Bunu da izlesinler derim falan filan. Bu arada Cihan şarkı çıkar. Ne bu? Şarkı çıkar. İyi izleniyor bro. Şarkı çıkar. Yani illa 1 milyon olunca çıkarmana gerek yok. Çıkar şarkıyı ya. Kimler şarkı çıkardı oğlum? Yap ne yapmak istiyorsan ya. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin oğlum. Yıllardır kazıya kazıya be. Kazıya kazıya buraya geldin. Ben kaçtım o zaman. Güzel kanal, güzel video. Profil fotoğrafını acilen değiştirmelisin gerizekalı herif. Bak bundan önce de başka bir şey vardı. Bir yıldır da şu duruyor şurada. Şunu şuradan kaldır. Bandana da ofiste çekinmişsin millet. Bir tane çıplak fotoğrafı vardı profilde Cihan'ın. Millet Cihan çıplak diye bazı küçük kardeşlerimiz irite oluyor. Çıplak vücudu olan bir profil fotoğrafına abone olmak istemiyorlar. Çok normal. Onun için Cihan'cığım onu değiştirdin. Acilen şunu da değiştirmen lazım. Bu sen değilsin. Normalde daha yakışıklısın. Canlı görenler bunu biliyor. İzleyenler anlamayabilir ama ben kaçtım. Evet arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cihan Albayrak'ın aslını bulmak biraz zor sürdü, farkındayım. Uzun sürdü ama saatimiz artık çok kritik yerlerde. AVM'miz kapandı. Artık ben bu taraflarda bir şekilde kalacağım arkadaşlar. Zaman hızlı geçmesi adına uyusam diyorum ben ya. Bu saatlere uyunmaz ki anasını satayım ya. Bir şeyler izleyip uyusam diyorum. Ne yapıyor Meryem Canlar, Buş, Alperler, Marperler gelip buraya 24 saat ne yapıyorlar ya? Ama tek başına gelmiyor adam işte anasını satayım. 5 kişiyle geliyor. Bros ekibiyle geliyor. O başka bir ekiple geliyor. Meryem Can'la geliyor. Tek başıma geliyorum buraya anasını satayım yani. Sen de kaçacaksın şimdi. Ne yapacağım ben burada tek başıma? Tamam, sinema aşığı insanlar olabiliriz de abi. Bu şekilde zaman geçmez ki. Ben kafayı tırlatacağım yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada sinema salonundayken hazır. Bu videoyu hemen diye durdurup videoya bol bol like atmanızı ve güzel gönlünüzden geçen yorumları atmanızı bekliyorum. Like'lara abanın, abone olarak bana doğru gelin. Ondan sonra bakacağız önümüzdeki videolara. Üzerinde Nike yazan kız var ya, Nike yazan kız. O kız o gün bizim ofise iş başvurusu için gelmişti. Toplantıya gelmişti. Kızı aldık, bir anda benim videoda buldu kendisini kız. Baksana oturuyor orada. Güldürün, eğlence, şiir. Maalesef şiir okumayı. Hayır, şiir okumayı düşünmüyorum. Belki bir gün canımız isterse okuruz ama. Evet arkadaşlar, Enes Batur'u arıyorum. Fenomen arkadaşlarım sınırlı. Ne haber çiçeğim? Ne yapıyorsun? İyi, eve gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sinema salonundayım. Evet. Sinemalar açık mı? Nasıl lan? YouTuber'lara açık. Hevesli YouTuber'lara açık. Kendi kendime açtım. Nasıl açtın lan? Göster bakayım. Oha. Baya YouTube videolarımı izliyorum burada dev ekrandan. Ya benim evde de sinema var da o kadar büyük değil. Senin sinemanı gördüm evet. Ya adam sinemam var ama büyük değil diyor. Farkında mısın? Benim de var bir tane televizyonum bu arada. İstersen bir ara gel. Ne çekiyorsun? Şey çekiyorum ya. Bardak çekme oyunu çekiyorum sinema salonunda. Bro sinema salonunda bir gece gizlice kalmak. AVM'ye girdik. Şeydeyim. Profilo. Profilo arayacağım, oranın güvenliğini bir baksın sana. Bro yarım saat sonra falan arasana. Güvenliği arayacağım, bir seni yoklasın. Oğlum sakın ha, şaka maka ciddiyim. Bir şey diyeceğim, şaka maka sakın ha, harbi diyorum, kurgu falan değil. Bayağı geldim, kalacağım sabaha kadar burada. Abi bozun bir sürü yıkılıyor. Şeyi durdursana. Abi kimse almadı da şöyle. Saat kaç olmuş? Yo normalde şöyle. Ben YouTuber'ım abi. Beni tanıyor musun bilmiyorum da Cihan Albayrak. Tanıyor musun? Herhangi bir zararlı gelmedik aslında.
Ben sizi dışarıya alayım. Ya ben güvenliği de çağırayım. Onlar ne yapıyorlarsa... Ya yok, güvenliği çağırın isterseniz ya. Çünkü onların da hatası, sizin buraya girmemeniz gerekiyordu. Yasak olduğunu bile bile... Biz yavaştan uzarız buradan. Ama çağırmam gerekiyor çünkü şirketin ve sinemanın şeylerini ihlal ettiğiniz için ve onların açıklarından dolayı da... Yani hiç güvenlik falan çağırmam, valla gerek yok. Yani tabii çok istiyorsanız çağırın, yine yüz yüze gelelim ama gerek yok. Sonuçta biz buraya bir çekim yapmaya geldik. Kamerayı da çekim yapıyorsan kapat lütfen. Tamam, kamerayı kapat kanka, kapat. Kapat. Yani... Kayıtta mısın? Arkadaşlar, bugün maalesef normalde planım sinema salonunda bir gece geçirmekti. Bütün gün orada geçirecektim ama güvenliklerden bir tanesi, hatta güvenlik de değil, bir yerden sorumlu bir arkadaş, bir abimiz geldi bizi ayaküstü, ben sinema salonunda uzanırken yakaladı. Saat kaç şu anda? Saat şu an 1:15. Normalde planım başkaydı. Hatta yiyecek içecek de aldım anasını satayım şeyden, marketten. Geceyi geçiririm işte, yemek yerim falan filan diye. Onlara daha dokunamadım bile. Güvenlik abilerden bir tanesi sağ olsun beni tanıdı da bir şekilde saldılar. Yoksa onların salmaya da bizim niyeti yoktu bu arada Yiğit. Neyse arkadaşlar, bugün videomuzu böyle kapatmak zorundayım. Gönül isterdi ki videoyu tamamlayabileyim. Çünkü istedim gerçekten ya. Uzun zaman sonra ilk defa videoya tek başıma çıktım herhangi bir konuk olmadan. Yiğit'le beraber sağ olsun, Yiğit de yanımda oldu. Yiğit'le beraber çıktık, sinema salonuna girdik falan. Ama olmadı. Sağlık olsun. Elbet bir gün bir yere girerim yine Yiğit. Elbet bir gün bir yere girerim. Tabii ben bunları yapıyorum diye arkadaşlar sakın bir yerlere izinsiz girmeye çalışmayın. Buna özenmeyin. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Videoya like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olun aynı zamanda. Sakın unutmayın. Videoların devamı gelecek çünkü gerçekten içimde çılgın bir genç YouTuber var. Artık bu videoya işte like, abone falan gelirse 1 milyon olurum. Belki üstüne pat diye bir şarkı çıkarırım. Kendinize iyi bakın.